Has Konak İnşaat sektör özeli sunar. RTV ekranlarından merhabalar efendim. Evet, yine bir sektör özel ve ben Ferhunde Gürcü'nün olan sizlerle birlikteyiz. Bugün hangi sektörü inceliyoruz? Bütün pandemi dönemince bizim için çalışan sektörlerden biri. Evet, bugün sizler için organize sanayi bölgesini ziyaret ettik. Tekstil firmalarımızdan Belsa Tekstil, Nano Tekstil ve Anova Mask'ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Haskul Beyefendi bugünkü sektör özelin konuğu. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Efendim programımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında bütün Malatya sizi tanıyor. Bizler sizi daha çok özellikle sivil toplum kuruluşlarından tanıdığımız bir isim. Mehmet Haskul ismi. Özellikle de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan biliyoruz ama sizin ağzınızdan Mehmet Haskul kimdir? Bugüne kadar hangi çalışmalarda bulunmuştur? Tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim tekrar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Adıyaman kökenli bir ailenin 8 çocuklarının 6. evladıyım. Maşallah. Topsüet'te doğdum, büyüdüm. Daha ilkokul yıllarımdayken tekstil hayatıyla tanıştım. Çıraklık döneminden beri tekstile devam ettik. Onun yanında hem okula devam ettik hem tekstile devam ettik. Ama daha sonra biraz böyle ticari hayatı çok daha önemsediğim için ve tekstili de benimsediğim için tekstile devam ettik. Lise mezunuyum. O dönemler tabii başka firmalarda çalışan olarak yapıyoruz. Tabii çıraklıktan başladım. Evet. Meslek hayatına çıraklıktan başladım. İlkokul yanımda 5. sınıftayken başladım. Yaz döneminde çalıştım. Daha sonra böyle devam etti. 93 yılında kendimi geliştirmek için İstanbul'a gittim. İstanbul'da farklı özellikle model tasarım üzerine ve model üretim üzerine çalıştım. Orada kendimi geliştirdim. Daha sonra 98 yılında tekrar Malatya'ya dönüş yapıp vatani görevimi yapmak üzere askerliğe gittim. Askerlik dönüşü aslında İstanbul'da bu işi yapmayı düşünüyordum. Hayalim tekstili İstanbul'da yapmaktı. Ama aile bağlarından dolayı ben askerlik dönüşü rahmetli babamdan tekrar İstanbul'a gitmek için müsaade istedim. Babam müsaade etmesem gitmeyecek misin dedi. Tabii sen müsaade etmezsen gitmem dedim. Malatya'da kalmanı istiyorum dedi ve biz de İstanbul defterini böylelikle kapatmış olduk. Malatya'da ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra baba mesleğini bir ara yürütmeyi düşündük. Hayvancılık. Yaklaşık bir 8 ay kadar hayvancılıkla uğraştım ama baktım ki tekstil benim yıllarca emek verdiğim, artık benimsediğim, bildiğim, profesyonel olduğum bir meslek. Tekrar dönüş yaptım. 2000 yılında 3 arkadaş bir atölye açmaya karar verdik. Ama sermayemiz yok. Ama girişimcilik ruhumuz var. Evet, sermayemiz yok ama kendimize güveniyoruz. 4 tane makine kiraladık. İyi hatırlıyorum, o zaman makinelerin teki 180 TL'ydi. Biz aylık 60 TL makine kirası ödüyorduk. 3 ortak, 2 çalışanımız, 2 çalışma arkadaşımız vardı. 2001 krizi yaşandı. İşte dükkanı açtıktan 5-6 ay sonra. Yani hem açtınız, hem iş yerinin sahibisiniz, evet, hem de çalışanısınız. Evet. Kendiniz çalışıyorsunuz. Kendimiz çalışıyoruz. 2 tane. 3 ortak. Evet. 4 tane makine zaten kiralamışız. 3 makinede ortaklar biz çalışıyoruz. Bir makinede bir çalışma arkadaşımız var, bir de ayakta bir elemanımız var. Toplam 5 kişiyiz. Maşallah. 5 kişi çalışıyoruz.
Ben açıkçası özellikle bunları vurgulamak istiyorum. Çünkü eminim ki birçok genç izleyicimiz var. Ve gençlerimizin gözünde hep iş adamları direkt iş adamı gibi görünüyor. Ama aslında birdenbire olunmuyor. Hangi aşamalardan gelindiğini, yani örnekleme açısından gençlerimize gerçekten çok güzel bir örnek. Sadece kiralık makinalarla 5 kişilik bir işletmede ve 3'ü firma sahibi olmasına rağmen aynı zamanda çalışan. Direkt masa başı bir işimiz yok. Tabii onlar, gençlerimiz burada fırsat eşitliği de önemli. Evet. Biz o fırsatları yakalamış olabiliriz ama bu herkese nasip olmayabilir. Ama kesinlikle azimli ve gayretli olmaları gerekiyor, inanmaları gerekiyor. İnançlı bir şekilde ve kendinizi alanında yetiştirmiş iseniz korkmuyorsunuz, çok da çekinmiyorsunuz. Yani benim sermayem diyorsunuz, piyasada edindiğim itibar ve mesleğimdeki deneyimim, bilgim, birikimim, bunu kendinize sermaye ediyorsunuz. Daha sonra 2001 krizi yaşandı. 2001 krizinde ortaklarınızdan biri bu şeye dayanamayacağını, işte evini geçindiremediğini ifade ederek ayrıldı. Biz bir ortağımla devam ettik ve hala beraberiz. Maşallah, kaç yıl oldu? Yaklaşık 20 yıl. 21 yıl oldu. 21 yıl. 10 yılda beraber çalıştık. Aynı yerde çalışmıştık. 30 yıldır beraber çalışıyoruz. O benim aynı zamanda abim de. Yani benden 2 yaş büyük. Mehmet Arıkan her zaman benim kişiliğiyle, karakteriyle örnek aldığım. Ortaklık kültüründe de birbirimizi benimsedik. Gerçekten benim hem ticaret hayatımda en çok önemsediğim şeylerden biri ortaklık kültürüdür. Maalesef biz toplum olarak ortaklık kültürünü çok yürütemiyoruz. Ortaklık bilincine sahip değiliz. Yani ortaklık bilinci eksikliğimiz var bu açıdan. Ama biz birbirimizi tamamlıyorduk. O dönemden beridir beraber mücadele ederek bugünlere kadar geldik. Tabii zaman zaman inişli çıkışlı durumlarımız oldu ama çok gayret ettik. Ben özellikle o zaman daha atölyemiz küçükken her gün ilk otobüsle işe giderdim. Ve gece son otobüsle 11.30 otobüsüyle Topsu'ya da dönerdim. Öyle bir şeye gelmişti ki, öyle artık hayatım o kadar işe odaklamıştım ki benim çevredeki arkadaşlarım bile benimle beraber meslekleri olmamasına rağmen, işte lokantacı olan var, öğretmen olanlar var, doktor olan var. Onlar bile benim mesleğimi öğrenmişlerdi. Hatta makinede bile çalışabiliyorlardı. Sürekli yanıma gelip yardım etmek için. Onlar bile mesleği öğrenmişlerdi. Daha sonra böyle 2000 yılından sonra o şekilde ilerledik. Yavaş yavaş 2002 yılında biraz büyümemiz gerektiğini düşündük. 19 çalışma arkadaşımız oldu. Evet. 2005 yılında yine bir büyüme ihtiyacı hissettik. Çalışma arkadaş sayımız 45-50'ye çıktı. 2009'da 70-80 çalışma arkadaşımız oldu. 2011'de artık organize sanayide olmamız gerektiğini, bu işi daha profesyonel, daha bilinçli, daha iyi organize olan bir ekiple yapmamız gerektiğini düşündük. 2011'de organize sanayiye taşındık. 2011'den beridir de organize sanayide faaliyet gösteriyoruz. Şu anda yaklaşık 350 çalışma arkadaşımız var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Tabii bütün bu başarıların sebebi ben değilim, biziz. Ben aslında onu sormak istiyorum. Çünkü birçok ortaklıkta, ortaklığı geçin keza iş ilişkilerinde, bütün ticari ilişkilerde, sosyal ilişkilerde ilişkiyi 20 sene, 30 sene götürebilmek çok kolay değil. Evet, 30 maalesef. Sene boyunca aynı yolda yürüyebilmeyi, bu başarıyı neye borçlusunuz? Hem ortağımla 30 senedir aynı yolda yürüyebiliyoruz, 21 yıldır ortak olarak yürüyebiliyoruz. Hem de ilk açtığımız dönemden beri beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımız var. Maşallah. Şu bilinçle her zaman hareket ettim. Her zaman söylerim, toplantıda da söylerim arkadaşlara. Biz bir aileyiz. Ben kendi eşimle, çocuklarımla, işte geçmişte annemle, babamla,
Geçirdiğim süre 2 saattir belki günde. Evet. Ama çalışma arkadaşlarımla günlük 10 saat zaman geçiriyorum. Dolayısıyla onlar benim için 5 kat daha değerli oluyor. Beraber çalışıyoruz, beraber rızkımızı temin ediyoruz. Şuna her zaman inanırım. Bu başarının sebebi ben ya da öbürü değil. Bunun kim olduğu belli değil. O yüzden her zaman şu örneği veririm. Balık yeryüzünün en saf hayvanıdır. Ama suyun içerisinde olmasına rağmen hayvanların içerisinde rızkı en bol olan hayvandır. Hiç aç kalmaz suyun içerisinde olmasına rağmen. Tilki de bizim bildiğimiz en uyanık hayvandır. Tüyleri açlıktan dökülür. Gözü onun bunun kümesindedir. O yüzden bu şirketin büyümesinin, bu şirketin gelişmesinin benim çok zeki olmamdan kaynaklanan ya da farklı bir şeyden değil, belki beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızın rızkının bolluğundandır. Böyle düşünebilmek ne kadar güzel. Evet, rızkının keşke, bolluğundandır. Keşke, yani bütün böyle herkes inanıyorum. Böyle düşünebilsin. Mesela diğer önemsediğim bir mesele şudur. Beraber çalıştığımız arkadaşların ahlaki gelişimleri. Çünkü biz genç yaşta insanlarla çalışıyoruz, gençlerle çalışıyoruz. Her zaman şunu söylerim. Bizim yanımızda yanlış bir ahlak, yanlış bir huy edinen biri olursa o işletmenin varlığı benim için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü aileler bize çocuklarını teslim ediyorlar ve ailesiyle geçirdiği 2 saatin haricindeki, uykuda geçirdiği zamanın haricindeki bütün zamanı bizimle geçiriyor. Dolayısıyla biz onlara kendi ailemizdeki bir ferdin kişiliğini, gelişimini nasıl önemsiyorsak, beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızın da kişiliğini öyle önemseriz. Ben hatta şeye de çok karşıyım, personel kelimesini kullanamam mesela. Evet. Personel kelimesini kullanamam, benim personelim diyemem. Bu sözden imtina ediyorum. Arkadaşlarımızla oturup tanışırken ya da bir yerde otururken beraber çalışıyoruz, çalışma arkadaşımız diye tanıştırırım. Bu şey çok önemli. Daha sonra bizim işimizin merkezi İstanbul olduğu için sürekli İstanbul'a nasıl bir yatırım yaparız diye hayalim vardı. Ben söylediğim aile durumlarından dolayı bir türlü imkan bulamadım İstanbul'a gitmeye. İstanbul'da sonra çok değerli, yıllarca birbirimizi tanıdığımız bir arkadaşımıza ortaklık teklif ettik. Ve İstanbul'da da nano giyimi kurduk, nano konfeksiyon ve giyimi kurduk. Nano giyim de yaklaşık 2 yıllık bir şirket ama çok hızlı büyüyen, piyasanın da İstanbul'un da merkezinde, tekstilin merkezinde olması hasebiyle pazarlama ve piyasa da önü açık olduğu için arkadaşlarımız çok iyi bir ekip oluşturdular İstanbul'da. Biz İstanbul'da pazarlama, model, tasarım ve satın almayı yapıyoruz. Evet. Geri üretimlerini burada fason verdiğimiz atölyeler, işler var. Bir de kendi fabrikamızda üretim yaptığımız ürünler var. Çocuk kıyafeti daha çok üretiyoruz. Biz çocuk dış giyim ama alt grup, üst grup üretmiyoruz. Evet, bildiğim kadarıyla şu an Malatya'da, Türkiye'de faaliyet gösteren Elso Ekiki'nin Malatya'daki en büyük tedarikçi firması evet. Aslında Belsa Tekstil mi? Belsa Tekstil, evet. Nano ve Belsa ortak çalışıyoruz. Her ikisi pazarlamayı Nano yapıyor. Evet. Pazarlama ve satın almayı Nano yapıyor. Üretimi Belsa yapıyor. Harika. Aynı zamanda Nano'nun kendi konfeksiyon atölyesi de var. Nano'ya bağlı konfeksiyon atölyesi de var. Hı hı. Malatya'da mı o, İstanbul'da? Malatya'da, o da Malatya'da. Evet, bu da Malatya için bir yatırım yine. Evet, o da Malatya'da. Yani üretimle ilgili bütün yatırımlarımız Malatya'da. Pandemi sürecinde de maske üretimine girmiş olduk. Ben bir taraftan da şöyle aslında yapmış olduğunuz, üretmiş olduğunuz ürünleri de şöyle ekrana taşımak istiyorum. Sizi dinliyoruz evet, efendim. Evet, kız çocuk eteği mesela o. Bu bir kız çocuk eteği. Evet, kız çocuk eteği. Pantolon etek dediğimiz bir model. Evet, o da şort. Yine çocuk şortu. Sonra bunlar herhalde... O da yine çocuk 5 cep dediğimiz normal klasik pantolon.
Bu da daha çok okul tipi, öğrencilerin 23 Nisan'larda falan ya da okullarda giydiği kıyafet, pantolon. Birkaç tane daha örneğimiz var burada. Ben hazır böyle elimdeymişken alayım. Bunlar da yine sanıyorum evet, şortlarımız. Evet, onlar da çocuk şortları. Yazlık hazırlıklar bunlar. Çocuk şortları. Genelde biz çocuk alt giyim çalışıyoruz. Üst giyim yapmıyoruz. Genelde ürünlerimiz bunlar. Bunlar kendi pazarladığımız ürünler mi yoksa LCY2'ye çalışmış olduğumuz ürünler mi? LCY2'ye çalışmış olduğumuz ürünler evet, bunlar. Evet, bunlar daha çok o ürünler. Evet. Belsa Tekstil'de, Nano Tekstil'de çocuk alt grubu dediğimiz grup evet. Bunlar bu ürünleri üretiyor. Bu ürünleri üretiyoruz. Evet. Peki bir de Anova'dan bahsettik. Bir de geçen sene Anova'yı bünyemize dahil ettik. Evet. Anova'nın dahil edilmesi nedir? Anova ne iş yapar? Doğrusu Anova bir sosyal sorumluluk olarak başladı. Ben buradan kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Pandemi dönemi başladığında ben personelin de sağlık endişelerini yaşadığım için fabrikayı tatil etmiştim. Evet, hatta yanlış hatırlamıyorsam Malatya'da ilk tatile giden fabrikalardan evet, biri evet. Belsa Tekstil'de öyle hatırlıyoruz. Personelin sağlığını riske atmamak adına sağlık konusunda en önemsememiz gereken çalışma arkadaşlarımızı böyle yaygın bir hastalığın olduğu bir dönemde böyle bir riske taşımamak anlamında tatil etmiştik. Evet. Peki nasıl açtık? Asıl ben onu sormak evet. istiyorum çünkü ben aslında biliyorum sorunun cevabını. Bir sosyal sorumluluk projesi dahilinde tekrar çalışma arkadaşlarınızı işe getirmek zorunda kaldığınızı evet. da biliyorum ama ben istiyorum ki herkes bunu bilsin. Hani insanlarımız maskesiz dolaşıyorlar, sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar ama bir diğer taraftan tıpkı sağlıkçılarımız gibi aslında çalışanlarının hayatını da riske atıp onlara hizmet vermeye çalışan yatırımcılarımız da var. Ben istiyorum ki insanlarımız bunları da bilsinler. Evet. Dediğim gibi fabrikayı tatil etmiştik. Birkaç gün tatil ettikten sonra bir gün akşam evde otururken Malatya milletvekilimiz, değerli ağabeyim Hakan Kahtalı aradı evet. beni telefonla. Ne yapıyorsun dedi. İyiyim abi, evdeyim, oturuyorum dedim. Sen dedi fabrikayı tatil etmişsin. Evet dedim, fabrikayı tatil ettik. Peki vicdanın rahat mı dedi. Ben doğrusu bu kadar böyle maskede sıkıntı olduğunu da bilmiyordum. Niye abi, hayırdır dedim, niye vicdanım rahat olmasın? Sosyal sorumluluk anlayışı bu kadar yüksek olan dedi. Sosyal bilinci iyi olan bir arkadaşsın dedi. Bu kadar maske sıkıntısı yaşanıyor dedi. Sen nasıl fabrikayı tatil eder evde yatarsın dedi. Ben dedim ki sayın vekilim ben maskeci değilim. Yani doğrusu böyle bir ihtiyaç da olduğunu çok bilmiyorum dedim. Olmaz dedi, çok sıkıntılar var. Hastanede, sağlık il müdürlüğünde, kurumlarda çok ciddi maske sıkıntıları var. Senin dedi sosyal sorumluluk adı altında bu işe bir uğraşman lazım dedi. Tabii bu bahsettiğimiz pandeminin ilk günlerinde. Türkiye'de evet yayılmaya başladığı salgınla ilk mücadele günlerimiz. Olur başım üstüne dedim, yani nasıl yardımcı olabilirim? O sıra beni bir hastaneye davet ettiler. Hastanede gerçekten sıkıntılar olduğunu, maske bulamayan sağlıkçılarımızın olduğunu kendimiz görmüş olduk. Dolayısıyla hemen başladık. Yaklaşık 70 kadar çalışma arkadaşımızla 1,5 ay Malatya'daki maske ihtiyacını gidermek anlamında sosyal sorumluluk olarak üretim yaptık. Peki maske için ayrı bir makineye, ayrı bir teçhizata gerek yok mu maske üretiminde? Maske üretiminde aslında maske makinesine ihtiyaç var. Evet. Ama o dönem çok ihtiyaç, çok aşırı bir ihtiyaç olduğunu için biz elde maske üretimi yaptık. Dikerek, yani insan gücüyle. Tüm zor şartlara evet, rağmen. Evet, insan gücüyle maske üretimi yaptık. Mesela şu anda biz günlük 50 bin maskeyi 4 kişiyle yaparken makine olduğu için... Ama o zaman biz 70 kişiyle 50 bin tane yapabiliyorduk. Ciddi bir özveri. Evet. 70 kişiyle 50 bin maske ancak üretebiliyorduk. Yaklaşık 1,5 ay sosyal sorumluluk adı altında maske üretimi yaptık. Daha sonra LCY2'nin Sağlık Bakanı ile yapmış olduğu anlaşmadan dolayı
2,5 milyon adet kadar da Sağlık Bakanlığı'na sosyal sorumluluk projesi altında maske üretimi yaptık. Dolayısıyla piyasada ihtiyaç arz talep meselesi olunca maske makinesini aldık ve şu anda da Anova Mask diye üretim devam ediyor. Hatta yanılmıyorsam ulusalda da her yerde gündeme geldi. Türkiye'de en çok üretim yapan... Evet, UTS'e kayıtlı, tamamen sağlık standartlarına uygun. Evet, İl Malatya olmuştu o dönemde. Evet, hem çocuk maskesi hem yetişkin maskesi evet. üretiyoruz. Ben az önce ekrana yansıttım ama sanıyorum çekildi şöyle maskelerimiz. Bunlar çocuk maskelerimiz, rengarenk. Hem sevimli hem sağlıklı. Birbirinden cici desenlerle bunlar çocuk maskelerimiz. Tabii bunların yanında yetişkin maskelerimiz de yine aynı şekilde. Yani Malatyalı aslında bu konuda çok şanslı. Çünkü bizler Malatyalı olarak hiç maske sorunu yaşamadık. Evet, sağ olsunlar. Hem organize sanayide hem diğer merkezde ve tekel depolarında olan tekstilci arkadaşlarımız o zaman hepsi bir duyarlılık gösterdi. Gerçekten Malatya'da o zaman özellikle sağlık çalışanlarımızın çok zaruri ihtiyacı olan maskenin üretilmesinde çok ciddi katkılar gösterdiler. Çok ciddi gayretler gösterdiler. Ben buradan onlara da teşekkür ediyorum. Sadece biz değil. Peki efendim, Malatya'da ilk maske üreten firma sizdiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ilk Malatya sosyal sorumluluk olarak Kirem bizdik. Daha sonrasında maske üretimini en yüksek rakamlarda gerçekleştiren firmasınız diye biliyorum. Eğer yanlışım varsa düzeltiniz lütfen. Bunun muhakkak artılar eksileri vardır. İlk maske üretimi yapmanın artıları ve eksileri ne oldu bir yatırımcı açısından baktığımızda? Çalışan sayısı olarak değerlendirdiğimizde bizden daha fazla üretenler var. Öyle mi? Evet. Süre olarak biz uzun süre üretmiş olabiliriz. Ama çalışan olarak sayısı yüksek olan işletmeler var. Onlar bizden daha fazla maske ürettiler. Biz onlara da teşekkür ediyoruz. Neticede tabii bu sadece ticari bir kaygı değil. Teşekkür ediyoruz. Biz 70 kişiyle evet. Bir de maske pandemi döneminde personelin mesafe uzaklığını falan da iyi ayarlamak gerekiyor. Sağlık şartlarını uygulamak gerekiyor. Fiziki alan ancak bizim 70 kişiyi maskede çalıştırmaya yeterli olabildi ama belki 300-400 kişiyle maske üreten çok değerli, Malatya'da çok ciddi istihdamlar yapan firmalar da var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onlar kesinlikle, gerçekten kesinlikle bizler için çalıştılar. Ama herkes diyebilirim kendi üzerine düşeni o süreçte yaptı. Çok şükür kısa bir sürede ülkenin maske ihtiyacı ve maske sıkıntısı da giderildi. Fırsata dönüştürülen bir piyasaydı özellikle. Ben ilk maske üretimine başladığımda biz 5 TL'ye eczanelerden maske alıyorduk. Evet, maalesef böyleydi. Tabii maske alıyorduk ama şu an maske 25-30 kuruş. Evet, bu konuda da devlet büyüklerimizin ciddi önlemler aldığını biliyoruz. Gerçekten biz aslında o anlamda Malatya özelinde şanslı bir il olduk. Türkiye genelinde de gerçekten mümkün mertebe maskesiz kalmadık. Ve çok daha uygun şartlar aldık. Peki bunun size artıları eksileri demiştim. Maske üretiminin. Tabii maske üretiminin bize o anlamda çok ciddi bir artısı olmadı. Doğrusu ben çok yüksek bir kar beklentim de yoktu zaten. Evet, zaten sosyal sorumluluk olarak evet, başlamıştık. Sonradan artık makinasını aldığımız için falan üretimine devam ettik. Şu anda üretim devam da ediyor. Ama ben ticari anlamda bakmadım hiç maskeye. Maskeyi ticari olarak ne yapabiliriz, ne katabiliriz? Böyle bir beklentim olmadı. Ama yatırımını yapmış olduk. O yüzden şu anda 4 çalışma arkadaşımız da orada beraber çalışıyoruz. Orada da 4-5 tane personel var. O anlamda onlar da çalışıyorlar. Ama ticari anlamda maskeden çok bir beklentim olmadı o zaman. Şu anda da yok. Vatandaşa hizmet edelim evet. Yeter. Peki efendim, genel anlamda bakacak olursak, şimdi pandemi sebebiyle özellikle Malatya'da ilk maske üreten firma olmanız sebebiyle maske yönü böyle. Ama Malatya'da genel anlamda tekstil sektörünü, tekstil ve hazır giyimi nasıl konumlandırırsınız? Malatya'nın potansiyeli nedir? Malatya tekstilde eskiden beri iyidir. Özellikle konfeksiyonda bir merkez haline gelmiş. Evet. Malatya'nın 6. bölge şartlarından yararlanmasından dolayı organize sanayi bölgesi 6. bölge şartlarından yararlanıyor.
çok ciddi yatırımlar oldu. Malatya'nın 6. bölge imkanlarından yararlanması Malatya için çok önemli bir değer. Çok önemli bir kazanım. Biz 6. bölge olarak devam etmesini sağlayan hem bakanlığımıza hem de Malatya'da bu anlamda emek veren özellikle de Ticaret Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi anlamda tekstil yatırımı çektiler Malatya'ya. Tabii ki son 2 senede Malatya'da diyebilirim eski kapasitenin %50'si kadar yatırım oldu. Malatya'da 2018 yılında Malatya'da birinci organizede yaklaşık 6.000, ikinci organizede yaklaşık 5.000 çalışan istihdam ediliyordu tekstilde. Evet, toplamda 10.000. Evet, tekstil ve konfeksiyonda. Ama merkezi de dahil ettiğimizde bu yaklaşık 20.000'e yakındı. Ama şu anda birinci organizeyi üçüncü organizenin de dahil edilmesiyle, yeni alanın dahil edilmesiyle beraber bu oran 2 katına kadar çıktı. Şu anda Malatya'nın organize sanayideki tekstil istihdam oran rakamları 15.000 civarı bir istihdam sağlıyor. Bu Malatya açısından çok önemli bir istihdam. Gerçekten çok önemli bir rakam. Malatya'nın genel tekstilini ve konfeksiyonunu değerlendirdiğimizde de yaklaşık 25.000 istihdamı var. Malatya'nın zaten resmi kayıtlı istihdam sayısı 43.000. O zaman istihdama en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden birisi tabii, tekstil diyoruz. Tekstildir. Yani Malatya istihdamının kayıt altında olan istihdamı, kayıt dışı istihdamı bilmiyorum. Biz o verileri alamıyoruz, alma imkanımız da yok ama ben kayıt altında olan verileri değerlendiriyorum. 43.000-45.000 arası bir çalışan şeyi var Malatya'nın. Bunun 25.000 civarını tekstil ve konfeksiyon karşılıyor. Sayın Askul, bu soruya devam etmek istiyorum ama öncelikle bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yine buradayız efendim, devam ediyor olacağız. Has Konak İnşaat'ın sunduğu Sektör Özel devam edecek. Has Konak İnşaat'ın sunduğu Sektör Özel devam ediyor. Evet efendim, reklamlardan sonra Sektör Özel yine devam ediyor. Evet Sayın Haskul, en son 6. bölge teşviklerinin ikinci dönemde devam ettirilmesiyle tekstil sektörünün gerçekten istihdam sayısının ciddi anlamda katlandığından bahsetmiştik. Buradan tekrar bunun için çaba göstermiş olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Oğuzhan Atasadıkoğlu'na da tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki ben şunu sormak istiyorum. Tekstildeki istihdamı bu kadar etkilerken 6. bölge teşvikleri diğer sektörlere katkısı ne şekilde oldu? Evet. Tabii ki benim aslında Malatya'da Ticaret Sanayi Odası Meclis üyesi olmam hasebiyle kendimi de sorumlu tutarak söylüyorum. Malatya ağır sanayi anlamında evet, bir yatırım çekemedi. Yani bizim sanayimizi geliştirecek, ilin ekonomisini ve ilin refah seviyesini yükseltebilecek ciddi bir yatırım alamadık. Evet, konfeksiyonda, tekstilde çok ciddi yatırımlar Malatya'ya geldi ve o yatırımların gelmesi için bir gayret var. Ama özellikle ağır sanayi konusunda ve Malatya'nın, mesela buna bir örnek verecek olursak, atıyorum istikbal işte ağır sanayi değil ama
Bildiğim için örneğini veriyorum. İstikbal Kayseri'nin sanayisini sanayi yapan istikbaldır. Evet. Kayseri'de üretiliyor ama tüm Türkiye'ye evet, satışı gerçekleştiriyor. Bütün ürünün. Türkiye'ye, hatta dünyada birçok ülkeye satış gerçekleştiriyor. Mesela İstikbale Kayseri Organize Sanayi'de kanepe rayı üreten firma şu an tren tramvay rayı yapıyor. Çok ciddi. Tren tramvay rayı yapıyor. Yaklaşık organize sanayide 40'a yakın fabrika istikbalin yan ürünlerini, yani ihtiyaç olan sarf malzemelerini üretiyor. Kimi bunun çadırını, kimi işte kumaşını, kimi bilmem kerestesini, kimi vidasını, kimi civatasını, kimi rayını üreterek Kayseri'yi çok ciddi anlamda geliştirdiler. Mesela bölgesel olarak düşündüğümüzde bir Antep'in sanayisinin, Antep'in ihracatı bundan 10-15 yıl önce Malatya'nın 2-3 katıydı. Ama şu anda Malatya'nın 10-15 katı. Evet. Malatya'nın 10-15 katı. Bu dolayısıyla hem ilin kalkınmasını hem toplumun ve o ilin refah seviyesini yükseltiyor. Tekstil yatırımlarımız var. Evet, bunu kabul ediyorum ama ben tekstilci olarak da bunu söylüyorum. Bu acı da olsa bir gerçeğimiz. Tekstil bir ilin ancak istihdam ihtiyacını karşılar. Ama refah seviyesini ve sanayisini ileriye taşıyamaz. Sanayisini geliştirmez. Dolayısıyla bu sadece Ticaret Sanayi Odası'nın yapabileceği bir şey değil. Ticaret Sanayi Odası, ekonomiyle alakalı sivil toplum örgütleri, büyükşehir belediyesi, siyasetin birlikte hareket ederek, böyle bir yatırımı Malatya'ya yapılmasını sağlamak lazım. Peki efendim, böyle bir kazandırım için muhakkak, yoksa evet, yani çalıştıklarını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ben sadece hayallerimi söylüyorum. Hayallerim bunlar. Evet. Mesela bir vagon fabrikamız vardı. Ben o vagon fabrikasına çok ciddi bir yatırımcının ya da çok ciddi bir ağır sanayi firmasının getirilmesini bekliyordum. Tamam, Kızılay bizim çok değerli kuruluşumuzdur. Kızılay'a verildi. Kızılay orada çadır dikecek, çadır üretecek. Çadır üretebilecek Kızılay'a başka firmalar kurulabilir. Başka bir ilde de olabilir, Malatya'da da olabilir. Sanayileştirme geliştirmesi adına yaptırılabilir. Ama bir ilin ekonomisini, sanayisini kalkındırma için, kalkındırma gayreti içerisindeysek mutlaka ağır sanayide makine üretimi yapan çok değerli firmalarımız da var. Onların önünü açma anlamında da. Belki isim vermek çok şık olur mu bilmiyorum. Mesela benim Malatya'da değer olarak gördüğüm bir MİMSAN var. Bunlara daha çok nasıl değer katabiliriz? MİMSAN Malatya'nın ekonomik ve refah seviyesini yükseltebilir. Ama biz tekstilci olarak ancak asgari ücret standartları ölçüsünde istihdamı sağlayabiliyoruz. Ancak sanayileşme noktasında ciddi bir katkı sağlamıyoruz. Bizde çok düşük yatırımlarla çok büyük istihdamlar sağlanabilir. Yani biz 3 milyon TL'lik bir rakamla yatırımla 1000 kişi istihdam edilebilir konfeksiyonda. Ama ağır sanayide hem sanayinin hem ilin ekonomisinin ve refah düzeyinin yükselmesi anlamında Malatya'da bu anlamda çok ciddi bir yatırıma ihtiyaç var. Dilerim hayallerimiz gerçek evet, olur. Evet, inşallah. Yani Malatya'ya bu kazanımlar sağlanır en kısa zamanda. Evet, Malatya tekstil noktasında ciddi yol kat etmiş ama Sayın Haskul'un da belirttiği gibi ağır sanayide gerçekten Malatya'nın ilerlemeye evet, çok ihtiyacı var. Olanlara da destek olalım ama çok ciddi bir yatırımın Malatya'ya yapılması için arayışlarımızı daha iyi ama katılımcı. Bu sadece birinin git yap demesiyle olmuyor. Mümkün değil. Dediğim gibi. Hem yatırımcı yani gerekli. Tabii kurumların, Malatya'nın bir ekonomik yol haritasının önce çıkarılması lazım. Sanayi yol haritasının bir çıkarılması lazım. Bir hedeflerin konulması lazım. Bunu siyaset, büyükşehir, TSO, işte diğer sivil toplum örgütlerindeki ekonomiyle ilgili olan sivil toplumun değerli kuruluşlar, bunlar bir araya gelerek aynı Malatya'nın eğitim platformunun olduğu gibi Malatya'nın ekonomi platformu kurulabilir. Sanayi platformu kurulabilir.
Malatya'nın önünü açacak, Malatya'ya gerçekten yakışan ve Malatya coğrafik olarak da çok önemli bir yerde. Doğunun batısı, ulaşım problemi olmayan, günde işte İstanbul'dan Malatya'ya en az 5-6 tane uçak seferinin olduğu bir ilde yaşıyoruz biz. Dolayısıyla Malatya'yı çok daha iyi yerlere taşıyabiliriz. İnşallah. İnşallah, umarım İnşallah. En azından bu noktada katkı sağlayabilecek tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve yetkililerimiz bunları duyarlar. En azından evet, bunlar da yapılabilir deyip öneri niteliğinde kabul edip ilk çalışmaları başlar İnşallah. Diye düşünüyoruz. Peki efendim, Malatya'da tekstil bu kadar ilerlerken ben Türkiye geneline dönmek istiyorum. Tekstil ve hazır giyim sektörü özellikle bir dönem devletimizin göz bebeği olarak bilinen sektörlerden idi. Tekstil yatırımcısı olarak tekstil ve hazır giyimin Türkiye ekonomisine katkılar için neler söylemek istersiniz? Evet, onların şöyle bir verileri de var. Resmi rakamlarla konuşabilmek için bir takım veriler de aldım yanıma. Şimdi özellikle 2020 yılını baz alırsak bu bizi yanıltır. Evet. Dolayısıyla öncesine bakmamız lazım ve bundan sonraki hedefleri okuyabilmemiz lazım. 2020 yılında pandemi sebebiyle evet, mi pandemi bizi yanıltıyor? Evet, pandemi sebebiyle. Mesela 2019 yılında tekstilin Malatya'da yapılan ihracat rakamını söylüyorum. Evet. 107 milyon, yaklaşık 108 milyon dolar. Milyon dolar. Yaklaşık 108 milyon dolar. 2020'de 19 milyon dolar yaklaşık. Beşli bir, %82 bir düşüş var. Evet, %82 bir düşüş var. Bu çok ciddi bir düşüş. %82 tekstil ihracatında bir düşüş yaşanmış. Ama bu ülkedeki şeye vurduğumuzda yaklaşık %6'lık bir düşüş var. Peki ülke çapında %6'lık bir düşüş gerçekleşirken Malatya özelinde neden %80'in üzerinde bir ihracatlı düşüş söz konusu? Şöyle de bir sebep var. Onu Malatya'daki şeylere de haksızlık olmaması anlamında şöyle açıklamamız lazım. Şimdi Malatya'da aslında gerçek rakamlar bunlar da değil, daha yüksek. Ama firma merkezleri Malatya'da olmayan firmaların, mesela atıyorum diyelim, kendime örnek vereyim, yanlış anlaşılmasın diye. Belsa Tekstil Malatya'da üretim olarak faaliyet gösteriyor ama merkezi İstanbul. Bizim merkezimiz Malatya ama ben örnek veriyorum. O zaman Malatya'nın kazanımı için de yatırımcılarımızın evet. mümkünse merkezlerini Malatya'ya yani almalarını. Oradaki farkın sebebi bu. Evet, o çok ciddi yoksa bir Malatya'da fark. Yoksa Malatya'da çok daha yüksek çıkar. Mesela Kayısı tekstille göre 1-2 rakam daha önde. Evet. Önde ama aslında bakarsan tekstilin ihracat ve şey rakamı Kayısı'nın belki 5-6 katıdır. Ama dediğim gibi merkezlerin Malatya'da olmadığı için bu veri böyle görünüyor. Evet, bunu da dipnot olarak almış evet, olalım. Türkiye'de tekstilin Türkiye'deki şeyi söyleyelim, 165 milyar dolar 2019'da. 2020 yılında 156 milyar dolar. Ciddi bir düşüş. %6 civarında bir düşüş var. Evet. Ama tabii bu düşüş şey değil. Dünyada böyle bir hastalığın, krizin olduğu, küresel bir kriz yaşandı neredeyse. Yani pandemi bütün dünyayı etkiledi. Evet. Dolayısıyla bu Malatya'yı ve Türkiye tekstilini de etkiledi. Ama tekstilin Türkiye ekonomisine özellikle şunu da belirteyim, kayıt dışı istihdamların çok yaşandığı bir sektör. Kayıt dışı istihdamın en çok olduğu sektörlerden biri tekstildir. Ama 2019 verilerine göre tekstilde Türkiye'deki istihdam 1 milyon 60 bin. Bunu yandaşlara ve etki alanı olan sektörlerle de değerlendirdiğimizde yaklaşık 2 milyonun üzerinde istihdamı var. Lojistiğiyle, işte diyelim aksesuar teminiyle, şunuyla, onları da değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 2 milyon istihdamı var. Bu Türkiye'nin en yüksek rakamı. İhracat rakamlarında en yüksek olabilir.
otomotiv ve kimya sanayi daha önde. Çünkü şeyi, tekstil Türkiye'de ihracat kısmında 3. sırada. Ama şeyde istihdamda 1. sırada. Peki Malatya tekstilde bu kadar ileri bir noktada ki Kayısı denince, Malatya denince, Kayısı denince Malatya akla geliyor. Neredeyse ihracat rakamları Kayısı ile birebir olacak seviyede dediniz. Eğer kayıt dışı olanları da dikkate alırsak. Yok, ihracatta kayıt dışı olmaz. Personelde kayıt dışı. Personelde kayıt dışlarından bahsettiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin de tekstil rakamlarında ihracatta çok iyi bir noktada olduğundan bahsettiniz. Peki Türkiye tekstil ihracat hacminin dünya tekstil ve hazır giyim sektörü içerisindeki payı nasıldır? %8 kadar. Ama bu çok ciddi bir oran. Evet. Mesela tekstilin o anlamdaki verileri yok ama pamuk üretimiyle ilgili, pamukla ilgili veriler var. Mesela dünyanın pamuk ihtiyacının %80'i 7 ülkede karşılanıyor. 7 ülke karşılanıyor. Türkiye bu ülkeler arasında 6. sırada. 6. sırada. Mesela Hindistan'da Hindistan'da 6.4 milyon ton üretiliyor. Çin'de 5.9 milyon ton üretiliyor. ABD'de 4.4 milyon ton. Brezilya'da 2.8 milyon ton. Pakistan'da 1.4 milyon ton. Türkiye'de Türkiye'de de yaklaşık 800.784.000 ton üretiliyor ve bizden sonra Özbekistan var 762 bin ton. İlk gerideyiz galiba. Evet, pamuk. Türkiye'nin pamuk ihtiyacı da yaklaşık 1.5 milyon ton civarı. 1.5 milyon tonun biraz üzerinde ama 2 milyon ton değil. Ama bütün ihtiyacımızı kendimiz üretemiyoruz. Evet, ihtiyacımızın %60'ını biz üretebiliyoruz, diğerini ithal ediyoruz. Peki efendim, ihracat noktasında bu kadar ileri seviyedeyken biz tekstil ve hazır giyim olarak pamuğun da ihtiyacımızın %60'ını üretebilirken o zaman birçok sektörde sıkıntı yaşadığımız döviz kurlarındaki dalgalanmaların, yükselişlerin tekstile katkılarının olumlu olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim onu oraya geçmeden. Şimdi bizim dünyaya açılan markalarımız az. İhracattaki, tekstildeki sayımızın düşüklüğü bundan da olabilir. Evet. Mesela diyelim Türkiye'de hizmet olarak görülen yurt dışına diyelim çok büyük firmalara üretim yapan birçok tesisimiz var. Evet. Ama onların ihracat verileri ne üzerinden görülüyor bilmiyorum. Rakamlarda Türkiye'nin kendi markalarında yurt dışına çıkan ihracat ürünleri %8 olarak görülüyor. %8'i dünyanın giyim ihtiyacının %8'i Türkiye tarafından karşılanıyor. O zaman Türkiye'nin aslında tekstilde markalaşmaya ihtiyacı var. Evet, markalaşmaya ihtiyacı var. Marka sayılarımız az. Ama çok ciddi markalarımız var. Tekstil konusunda özellikle Türkiye kendisini artık dünyaya tanıtmış oldu ve şu anda çok ciddi anlamda da büyüyen firmalarımız var yurt dışında. Peki 2021 yılı için tekstil ve hazır giyim sektörü adına beklentileriniz ve öngörüleriniz nelerdir? Doğrusu 2021 yılını değerlendirirken pandemi ile beraber değerlendirmek gerekiyor. Evet. Yani hayat normale döndüğünde, dünyada hayat normale dönerse ki işte inşallah uzmanların söylediğine göre 7. ay gibi tam bir normale dönme gibi bekleniyor. Dolayısıyla ben de yılın ikinci yarısında 6. aydan sonra özellikle tekstilde Türkiye'de çok müthiş bir patlama olacağını düşünüyorum. Özellikle dış giyimde olacak. Bir de tekstil konfeksiyonu ayırmamız da gerekiyor. Örme penye ve dış giyim. Penye giyimle biz örme diye değerlendiriyoruz. Örmeciler bu pandemi sürecinde de hiç etkilenmeden çalıştılar. Sebebi şu, insanlar evden dışarı çıkmıyorlar. Düğün yok, okul yok,
Dolayısıyla rahat giyim olduğu için örme penneyi tercih ediyorlar. Evet, haliyle. Evet, sıkıntıyı dış giyimciler yaşadı. Ne bu dış giyim? Mont, ceket, pantolon, gömlek, evet. Kazak. Okullar tatil olunca evet, çocuklarımız daha az ayakkabı okullar tüketler, tatil, daha az mont. Düğünler yok, ziyaret evet. Yok, misafirlik yok. Yani bütün bunları değerlendirdiğinde özellikle onlar yaşadı. Ama pandemi sürecinde ya da bu hastalık dünyada inşallah bir şeye ulaşırsa toplum aşılar da şu anda bile aşının konuşulmuş olması da çok ciddi anlamda siparişlere ve piyasaya, dolayısıyla insan psikolojisine etkisini hemen fark ettik biz. Biz işte Mart ayından beridir bu ay tam çalışmaya başladık. Bunlar aşının konuşmasının etkileri. İnşallah olumlu bir sonuç çıkar. Ben 2021 yılının Türkiye açısından, özellikle tekstil açısından ikinci yarıdan itibaren çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Umarım beklentileriniz gerçekleşir. Ben öyle bekliyorum. Siparişlerden ve geri dönüşlerden de gördüğümüz bu, anladığımız bu. Çok ciddi anlamda şu an hazırlıklar var. Çok ciddi sıkıntılar çektiler. Hem esnaf, hem üretici, tüketici, halk işte. Yani sadece Türkiye'de bu böyle değil. Dünyanın her tarafında aynı sıkıntılar yaşanıyor. Yani vatandaşın alım gücü de düştü. Evet, haliyle. Vatandaşın alım gücü yok. Dolayısıyla vatandaşın alım gücü düştüğünde çalışmayan işsizlik oranları arttı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar var. Bu arada eğer yani hükümet o kısa çalışma ödeneğini de devreye sokmasaydı vatandaşı, çalışanları ve işverenleri desteklemeseydi çok müthiş sıkıntılar yaşanırdı. Efendim şimdi... Sonuçta alım gücü düştü halkın. Şu an istihdamda devletin katkısından bahsettiniz. Az önce de konuşmanız arasında tekstil yatırımlarının daha az bir yatırımla daha fazla istihdamı olanak sağladığından evet. Bahsetmiştiniz. Aynı zamanda son dönemde işte Türkiye'de yaşadığımız yabancı uyruklu istihdamından bahsetmek istiyorum. Özellikle tekstil sektörüne, çünkü en büyük girdi işçilik ise Suriyeli istihdamlarının işçilik maliyetlerini düşürdüğünü duyuyoruz. Bu ne kadar doğru ve bunun yatırımcıya ve sektöre yansıması ne şekilde değerlendirirsiniz? Kurumsal firmalarda istihdam ettiğiniz kişinin ırkı, nereli olduğu çok önemli değil. Çünkü bizim personelimiz nereli olursa olsun, Suriyeli olsun, Türk olsun, Afgan göçmenleri var, Afgan olsun, aynı standartlarda, aynı şartlarda çalıştırıyoruz biz. Ama şöyle, piyasada özellikle Suriyelileri kayıt dışı çalıştıranlar var. Evet. Bunun üretime olumlu ve olumsuz etkileri de olabilir. Yani aslında ben olumlu bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Ben bunu etik de bulmuyorum. Yani aslında zaten... Evet, çok etik bulmuyorum. Yani etik değil ama bir şekilde önüne geçemediğimiz bir kayıt dışı istihdam evet, söz konusu. Evet, çok etik değil. Hayır, düşük, hani dediniz ya, maliyetleri düşürüyor. Evet. O anlamda çok etik bulmuyorum. Çünkü kayıt dışı çalıştırmak, düşük ücretlerle çalıştırmak bu çok vicdani de değil. Çünkü o insanlar belki iş bulmak için çok düşük maaşlara çalışacaklar. Çünkü yurtlarında evleri başlarına yıkılmış, mağdur olmuşlar, sıkıntılar çekmişler. İşte geldikleri yerde belki zor sığınabilecekleri, başlarını bir çatının altına koyacakları bir barınak bulmuşlar. İmkanlarının çok sınırlı ve kısıtlı olduğunu biliyoruz. Ben bunu fırsata dönüştürmeyi çok doğru bulmuyorum. Evet. Fırsata dönüştürenler olabilir mi? Evet, olabilir. Ama ben konteyner kent Malatya'da varken, şu anda kapatıldı biliyorsunuz, İyi biliyorum. İşte o zamanki Malatya valisi, hatırlamıyorum ismini, Malatya valisi tekstilcileri toplayıp bu insanları istihdam edin diye bir şey yapmıştı. O zaman biz de valiliğin o projesine destek olmak için bir 15-20 kadar Suriyeli istihdam ettik.
bir süre. Sonra konteyner kenti kapanınca o proje bitmiş oldu. Ama yanlış hatırlamıyorsam siz 200'ün üzerinde bir çalışan sayınızdan bahsettiniz. 200'ün yani 200 kişilik bir çalışan kitlesinin içerisinde 15-20 kişi çok ciddi bir rakam değil en azından. Evet. Daha yüksek bizim, sayılarda yabancı evet, uyruk çalıştıranları biliyoruz çünkü. Kendi şirketlerimizde toplam fasonda yaptırdığımız şirketlerde toplam istihdam sayımız 350. 350. Civarı. Evet. Ama farklı işte 3-4 tane şirket var. Bunların toplamı 350. Evet biz Belsa Tekstil'de şu anda yanlışım yoksa arkadaşlar dün sordum bizde kaç tane Suriyeli var. 8-9 civarı Suriyeli olduğunu söylediler. Biz o ayrımı yapmıyoruz. Ben kendi adıma personel alırken o ayrımı yapmıyorum. Biz mülakat yapıyoruz. O mülakat şeyinde geçerse Suriyeli de olsa, yerli de olsa o şeye girmiyoruz. İnşallah ülkelerindeki sıkıntılar giderilir. Onlar da evlerine, yuvalarına dönerler. Onlar burada çok huzurlu değiller. Yani bizi evimizden, yurdumuzdan etsinler, bir yerlere göndersinler. Çok iyi rakamlara istihdam olsak ki ne olur? Peki bu kayıt dışı istihdamın sektöre vermiş olduğu bir zarar söz konusu mu? Haksız rekabet oluşturuyor. Evet. Yani diyelim siz tam kayıtlı bir işletme çalıştırıyorsunuz ve ben yarı kayıtlı bir işletme çalıştırıyorum. Dolayısıyla benim giderlerim sizinkinden çok fazla olmaz. Ya şey sizinkinden çok az olur. Siz tam kayıtlı çalıştırıyorsunuz, ben yarı kayıtlı çalıştırıyorum. Yani diyelim ki siz 100 personel çalıştırıyorsunuz, ben de 100 personel çalıştırıyorum. Evet. Siz 100 personelin SSK'sını ödüyorsunuz, ben 50 personelin SSK'sını ödüyorum. Bu haksız rekabet oluşturuyor. Ürün kalitesini etkilemiyor evet, mu? Çıktığımız şey bu. Ürün kalitesini elbette etkiliyor. Yani sosyal haklarını, sosyal imkanlarını, maaşını düzenli alan bir personelin çalışma psikolojisi ya da o işi ne kadar zevkle yapabileceğini, bir de işte sigortasız, kayıt dışı ya da düşük maaşlarla çalıştırılan insanların üretebileceği kaliteyi düşünmek lazım. Zaten bütün bunları değerlendirerek bizim çalıştığımız firmalar, işte ihracat firmaları sosyal denetim dedikleri şeyi bunun için yapıyorlar. Evet. Biz o 6 ayda bir o sosyal denetimlerden geçiyoruz. Her şeye kadar denetleniyor. Ve bu insani anlamda ben işte yurt dışından gelen firmaları o yüzden çok önemsiyorum. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Biz ismini vermeyeyim, İspanya'da bir firmanın sosyal denetiminden geçiyoruz. Önüme öyle şeyler koydular ki bizim düşünmeyeceğimiz şeyler. Şimdi orada da bir misafirim vardı, sordum. Şimdi bunlar mı çok Müslüman, biz mi çok Müslümanız dedim. Bunların insana verdiği değere bak, üretime verdiği değere bak. Ve bu ürünü satın alacak müşteriye bile verdikleri değere bak, bizim bakış açımıza bak. Aslında bizim bunlardan daha duyarlı olmamız gerekir. Bizim bunlardan daha titiz davranmamız gerekir. Ama maalesef o firmalar kesinlikle bu anlamda bizden çok daha değerliler. O tür bizim o yüzden özellikle organize bölgesinde ve resmi kurumsal firmalarla çalışan firmalarda çok öyle kaçak rekabet şeyini çıkaracak şeyler olmaz. Ama tabii var. Malatya'da çok olmasa da özellikle İstanbul'da her merdivenin altında, her bodrumda, evet, her binanın altında tekstil görüyoruz, tekstil konfeksiyon görüyoruz. Bir evet, aile. Var. Çok teşekkür ediyorum efendim. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler ve görüşleriniz için bizim için çok değerliydi. Ancak programımızın sonuna geldik. Sizden son olarak varsa sektöre girecek yeni girişimciler ve gençlerimiz için varsa tavsiyeleriniz ve önerilerinizi alalım. Akabinde de program kapanışımızı gerçekleştirelim. Tabii ki genç kardeşlerimize her zaman şunu öneriyorum. Kararlı olsunlar, istekli olsunlar, azimli olsunlar, etik değerleri ve ahlaki değerleri önemsesinler ve hiç korkmadan,
Ama hiç korkmadan şunu söylüyorum. Sizin sermayeniz olmayabilir. Ama en büyük sermaye piyasadaki itibarınız ve sizin bilgi birikiminizdir. Her zaman söylüyorum. Bana 5 milyon TL verirsiniz. Ama benim o ilkelerim ve o birikimim yoksa o 5 milyon TL erir. Ama bilgi, birikim, itibar, güven bunlar asla erimeyecek sermayeler. Asla erimeyecek sermayeler. Veya eritilmemesi gereken sermayeler. Erimez de. Yani bu ilkeler, bu birikim birisinde varsa o sermaye erimez. O sermayenin üstüne sürekli katarak gider. Önce bunu sermaye edinsinler. Çalıştıkları alanda, kendi alanlarında bir, kendilerini iyi geliştirmeyi, birikim, mesleki birikimden bahsediyorum. Birikim, iki, güven, ahlak, itibar. Bunları sağladıktan sonra ne iş yaparlarsa yapsınlar, başarılı olurlar. Başarılı olacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Ve kaliteyi çok önemseyecekler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Size, RTÜ ailesine, bizlere misafir olduğunuz için, bizi konuk olarak aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Bilmem i̇nşallah. Faydalı olabildik mi? Kesinlikle. Ben faydalı olduğunu... Dilimiz döndüğünce bir şeyler söylemeye çalıştık ama inşallah faydalı olmuştur. Efendim sizleri RTV ekranlarında ağırlamak bizim için çok büyük bir keyifti. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Evet sevgili izleyiciler, bir sektör özelinin daha sonuna geldik. Bugün gerçekten ciddi bir girişimcilik hikayesinden bahsettik. Üç ortakla artı iki çalışanla başlanan bir işletmenin 350 çalışan sayısına kadar ulaşıp şu an ciddi anlamda istihdama katkı sağlayan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Haskul Beyefendi ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bugün bizden bu kadar. Bir sonraki sektör özelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haskonak İnşaat sektör özeli sundu.